Toplumumuzda çok saygın olan kanaat önderlerimiz, yazılı görsel ve internet medyasının değerli temsilcileri, saygıdeğer konuklar. Efendim izin verirseniz konuşmalarını yapmak üzere çözümü birlikte arayıp doğruyu bulabiliriz. Dayanışma içinde hareket edersek sorunları çözebiliriz diyen, seslerini duyuramayanların sesi, ülke birliğimizin ve beraberliğimizin teminatı, bu ülkenin işsizlerinin, bu ülkenin esnafının, bu ülkenin apartman görevlilerinin, bu ülkenin kamyon şoförlerinin, bu ülkede yaşayan halkın ve garibanların dostu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Sevgili dostlarım, değerli arkadaşlarım. Öncelikle Van'da olduğum için son derece mutluyum. Gençte ilkokulu okurken bir gün siyasette genel başkan olarak Van'a geleceğim hiç aklımın köşesinden bile geçmezdi. Ama hayat bizi nerelere getiriyor. Bölgeyi iyi bilirim. Bölgede dostlarım var, arkadaşlarım var. Bu coğrafyada yetiştim. Batı'yı üniversiteye gittiğim zaman gördüm. Dolayısıyla bölgenin yabancısı değilim. Sadece siz değil, bu bölgede yaşayanlar değil. Aslında Türkiye'de hep beraber 83 milyon olarak büyük acılar yaşadık. Büyük travmalar yaşadık. Büyük sorunlarla karşılaştık. Ama bu sorunları aşmak zorundayız. Bu sorunları kavga ederek aşamayız. Bu sorunları birbirimize kin, öfke duyarak aşamayız. Bu sorunları aklımızla, ilmimizle, irfanımızla, efendim hoşgörümüzle, toleransımızla aşmak zorundayız. Dolayısıyla her birimize vatandaş olarak görev düşüyor. Bana da görev düşer, size de görev düşer. Hiç aklımızda olmayan bir başka kişiye de görev düşer. Bütün mesele toplumu kaynaştırmaktır. Toplumu oluşturan bireylerin biri birilerine saygı duymasını sağlamaktır. Farklı düşünebiliriz. Farklı düşünmesek zaten Türkiye'yi büyütemeyiz. Dünyayı geliştiremeyiz. Farklı düşünebiliriz. Farklı düşündük diye birbirimize kin ve öfke duymamalıyız. Tam tersine oturup uygarca tartışabiliriz. Kim doğru kim yanlış söylüyor diye oturup konuşabiliriz. Akıl akıldan üstündür diye güzel bir atasözümüz de var. Dolayısıyla biz beraber ve birlikte ülkemizi bu bölgenin ve dünyanın saygın ülkelerinden birisi haline getirebiliriz. Bunun için devleti yönetenlere büyük görev düşüyor. Devleti yönetenlere. Çünkü devlet dediğiniz kurum bakidir. Devleti yönetenler ise seçimle gelirler. Yetkiyi alttan alırlar. 5 yıl süreyle gelirler devleti yönetmek üzere. 5 yıl sonra bir daha halkın hakemliğine başvururlar. Devleti yönetmek istiyoruz, ne diyorsunuz? Vatandaş memnunsa bir 5 yıl daha verir. Sonra bir 5 yıl daha verir. Ne zaman memnun olmazsa yeter kardeşim der. Bir de başka bir partiyi deneyelim der. Başka bir kurumu deneyelim der. Bu bir koalisyon da olabilir. Bu bir tek başına bir iktidar da olabilir. Onu deneyelim diyebilirler. Dolayısıyla halkın hakemliği demokrasilerde temel kuraldır. Şimdi içinde bulunduğumuz sorunları anlatırken çözümleri de anlatmaya çalışacağım. Madem ki sizler sivil toplumun önemli bireylerisiniz, kanaat önderlerisiniz ve dolayısıyla belli konularda, belli alanlarda düşünsel olarak da yoğunlaşıyorsunuz. Bu da Türkiye'nin bir kazanımıdır. Kiminiz efendim eğitim konusunda, kiminiz tarım konusunda, kiminiz efendim savunma konusunda, kiminiz güvenlik konusunda, kiminiz efendim iklim konusunda, her birinizin değişik alanlarda birikimi olabilir. Birikim sahibisiniz. Ama dolayısıyla İnsanlığın gelişmesi bu birikim alanını yaygınlaştırmak, genişletmek ve büyütmekten geçiyor. Şimdi bizim anayasamızın bir 5. maddesi var. Devlet nasıl yönetilir diyor. Devletin yönetimiyle ilgili temel kurallar vardır. Devlet yönetimiyle ilgili. Belki çoğumuz anayasayı hiç elimize almadık. Dedik ya bu bir darbe anayasasıdır. Darbe anayasasını tamamen kaldıracağız. O doğrudur. Yani bir darbe anayasası olduğu, darbe ürünü olduğu, darbenin koşullarını taşıdığını biliyoruz zaten. Ama içinde her dönemde değişik ülkelerin anayasalarında da yer alan bazı temel kurallar var. Bu kurallar önemlidir. Mesela diyor ki
devletin temel amaç ve görevlerini belirtirken cumhuriyeti ve demokrasiyi korumaktır diyor. Cumhuriyeti ve demokrasiyi koruyacaksınız diyor. Şimdi şu soruyu sormamız lazım. Devleti yönetenler acaba demokrasiyi koruyorlar mı? Demokrasiden yana tavır aldılar mı? Demokrasiyi savundular mı? Yoksa demokrasiyi, var olan demokrasi kırıntılarını mı bile yok ettiler? Her birimizin bunu düşünmesi lazım. Eğer anayasada devleti yönetmenin temel kurallarından birisi cumhuriyeti ve demokrasiyi korumaksa ve demokrasi korunmuyor ve demokrasi bir anlamda yok ediliyorsa oturup düşünmemiz lazım. Ne demek bu mesela? Seçim kanununa bakalım. Siz sanıyorsunuz ki biz gidiyoruz sanda milletvekili seçiyoruz. Hayır efendim, siz milletvekili falan seçmiyorsunuz. Öyle bir yetkiniz de yok zaten sizin. Siz sadece genel başkanların seçtiği listenin altına mühür basıyorsunuz. Sizin milletvekili seçmiyorsunuz. Yani adı milletin vekili, milletvekili ama milletvekili değil, en baştakinin vekili oluyor. En baştakinin vekili olunca ne oluyor? Parlamentoda milletvekilleri genel başkanların vesayeti altında oluyor. Özgürce ifadesini dile getiremiyor. Bugün bir gerçek, diyelim ki bir kişi diyor ki Cumhur İttifakı'na, diyor ki şunu söyle, bu kanun geçecek. Hiç kimse, ya bu kanunda acaba yanlış bir yer var mı? Oturup bir tartışalım, böyle bir şey yok. Bu geçecek dediği andan itibaren AK Parti'nin ve MHP'nin bütün milletvekili hep beraber ellerini kaldırıp ve indirirler. Yani 19 Mayıs hareketleri. Bu yasama organının vesayet altında olduğunu gösterir. Bu vesayetten kurtarmamız lazım. Darbe hukukundan arındıracaksak siyasi partiler yasasının değişmesi, milletin vekilini milletin seçmesi lazım. Bu kuralı önce bir sefer hafızamızın bir yerinde tutmamız lazım. Bu olmadığı takdirde demokrasi sağlıklı bir raya oturmaz değerli arkadaşlar. Kayyum. Burada da kayyum var. Pek çok yerde de kayyumlar var. Şimdi belediye başkanını kim seçiyor? Belde halkı seçiyor. Belediye meclis üyelerini kim seçiyor? Belde halkı seçiyor. Belediye başkanını görevden alıyorsun, yerine kayyum atıyorsun. Niye belediye meclis üyesi seçmesin kendi başkanını? Diyelim ki haklı bir nedenle alındı. Belediye meclisi var, millet seçmiş. Kendi aralarında otururlar, bir belediye başkanı adayını seçerler. Hayır, onları da alıyorum görevden. O zaman söyler misiniz? Anayasanın 5. maddesinin öngördüğü demokrasiyi koruma kuralı var mı, yok mu burada? Yok. Ama bize şunu söylüyorlar, güç sahipleri, ülkede demokrasi var. Ne demokrasi kardeşim? Ülkede demokrasi yok. Dolayısıyla kayyum rejiminin olduğu bir sistem içinde demokrasinin varlığından söz edilemez. Bunu her yerde yine hafızamızın bir yerinde tutmak zorundayız. Bu sadece görevden alınıp yerine kayyum atanan HDP'li belediyelerin olduğu yerler için söylemiyorum. Balıkesir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı'na zorla görevden istifa ettirdiler. Onun da hakkını savundu. Balıkesirliler seçtiler, kardeşim sen görevden alamazsın. İstifa ettirtemezsin. Melik Gökçe'nin de hakkını savundu. Niçin? Kim zulme uğruyorsa onun hakkını savunmak zorundasınız. Zulmün karşısında susan dinsiz şeytansa, o zaman kim zulme uğruyorsa, kim zalimlik yapıyorsa, zalimin karşısında zulme uğrayanın da yanında olmak zorundasınız. Düşünceniz bağdaşır veya bağdaşmaz. Ama demokrasi varsa hepimiz için demokrasi olmak zorunda. Cümleye ne diye başlamıştım? Her birimizin fikirleri ayrı olabilir. Ama her birimiz kendi düşüncelerimize ve karşıdakinin düşüncelerine saygılı olmak zorundayız. Efendim, düşünce özgürlüğü, medya özgürlüğü olması lazım. Bakın daha geçen gün orman yangınları dolayısıyla talimat verildi televizyon kanallarına. Yangınları göstermeyin. Niçin? Millet görmesin. Hükümetin beceriksizliğini, sarayın beceriksizliğini millet görmesin.
Yanan yerleri gösterin sadece, alevleri göstermeyin. Fox muhabiri bu bir kabus gibidir diyor. Vay sen nasıl kabus dedin? Gibidir bile fazla. Tam bir kabus var zaten orada. Cezalar veriliyor televizyon kanallarına. Bunlar doğru değil. Bunları değiştirmemiz lazım. Bunlar halkın bilgilenme hakkının elinden alınması demektir. Medyaya sansür getirdiği zaman, ki bu anayasa gene diyor, bu darbe anayasası, basın hürdür, sansür edilemez diyor. Basın hürdür, sansür edilemez. Sansür ediliyor. Baskı kuruluyor. Kamu ilanları nereye veriliyor? Bankaların, kamu bankaların ilanları havuz medyalarına veriliyor. Havuz gazetelerine, televizyonlarına veriliyor. Bu toplumu ayrıştırmak değil midir? Bölmek değil midir? Kutuplaştırmak değil midir? Buna karşı çıkmak zorundayız. Efendim, demokrasiyi yeniden inşa etmek zorundayız. Düşünce özgürlüğünü, medya özgürlüğünü, farklı düşüncelere saygıyı, üniversitelerde bilimsel özerkliği, bilimsel özgürlüğü yeniden inşa etmek zorundayız. Demokrasisi gelişmiş olan bütün ülkeler hızla büyürler ve gelişirler. Demokrasisi gelişmemiş olan hiçbir ülke tarihte gelişmemiştir. Hep birbirleriyle kavga etmişlerdi. Hep birbirlerini husumet duymuşlardı. Kin ve öfke toplumun ana unsuru haline, ana aktörü haline gelmiştir. Toplumu buradan çekip çıkarmamız lazım. Bir başka konu, yine anayasanın 5. maddesi. Diyor ki, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak zorundadır siyasi iktidar. Devlet yönetmenin kurallarından birisi. Kişilerin, yani her bir bireyin, her bir vatandaşın hem refahını, hem huzurunu, hem mutluluğunu sağlamak zorundadır diyor siyasi iktidar, devleti yönetecek olan iktidar. Refahı sağlandı mı? Konteynerlardan geçene, çöplüklerden yiyecek toplayan yüz binlerimiz var. Bu mudur refah? Son bir rakam vereyim. 10.822 dolardı kişi başına gelir. Bundan 3 yıl önce. 10.822 dolardı. Bugün 8.599 dolara düştü. Her birimizin geliri düştü. Refahı mı sağladılar? Refah düştü. Mutluluğu mu sağladılar? Yok efendim. Yine Uluslararası Mutluluk İstatistiği yayınlandı orada. 150 ülke arasında Türkiye 104. sırada. Kimsenin yüzü gülmüyor. Geçen bir arkadaşım anlattı. İstanbul Çukurambar'da güzel bir pastanede oturuyorlarmış. Yanlarında da bir AK Parti'de önemli görevler yapan birisi var. Demiş ki, bak bu kapının önünde bir sürü lüks arabalar var demiş. Allah aşkına bir ayağa kalk, şu vatandaşlara bak bakalım. Bunların içinden yüzü gülen var mı? Kimsenin yüzü gülmüyor. Herkes büyük bir endişe içinde. Türkiye nereye gidecek diye. Bu endişeyi gidermek zorundayız. Biz gidereceğiz. Beraber gidereceğiz. Bunu yapmadığımız takdirde çocuklarımıza hesap veremeyiz. Çocuklarımız güzel bir Türkiye'de yaşamak istiyor. Çocuklarımız niye umudu Avrupa'da arasın? Niye umudu Kanada'da, Amerika'da, bilmem başka ülkelerde arasın? Kendi ülkesinde, kendi coğrafyasında huzur içinde yaşayabilmeli, gelir elde edebilmeli, yaşayabilmeli, kültürel hayatını büyütebilmeli, entelektüel düzeyini yükseltebilmeli. Bütün bunlar var mı? Evet, yapabiliriz. Niye yapmayalım? Elin oğlu yapıyor da biz mi yapmayacağız? Yapabiliriz. Bir başka madde, yine aynı. Anayasanın ilgili maddesinde. Şöyle diyor. Kişinin hak ve hürriyetlerini, sınırlayan, bu hak ve hürriyetleri sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmak. Siyasal, sosyal ve ekonomik engelleri kaldıracaksınız diyor. Kişinin haklarını sınırlayan. Peki, hangi haklarımızın önünde duran engelleri kaldırdılar veya hangi yeni engelleri getirdiler? Bırakın hakları büyütmeyi, bırakın demokrasiyi büyütmeyi, tam tersine büyük sınırlamalar getirdiler. Kişi tweet atacak korkuyor ya hapse girerse. Sosyal medyada bir şey yazacak korkuyor ya beni tutuklarlarsa. Ya sabahın köründe polis gelir kapımı çalarsa. Elime kelepçe takarsa.
Hatırlarsınız bir milletvekili. Ya abdest almaya bile fırsat vermeden yaka paça aldılar götürdüler karakola. Sonra duruşma yaptılar, attılar hapishaneye. Ya böyle bir düzen olur mu arkadaşlar ya? Orta çağda mı yaşıyoruz? Ben isyan ediyorum. İtiraz ediyorum. Eminim sizler de rahatsızsınız. Ama güç birliği yapmadığımız sürece bu rahatsızlık devam eder. Güç birliğinin olması lazım. Bütün bunlardan Türkiye'nin kurtulması lazım. Barış akademisyenleri, üniversitelerde en yetkin insanlar, en güçlü insanlar, bir toplumu ileriye taşıyan kimdir? Akademisyenler ya, akademik dünyadır, bilimsel dünyadır. Toplumu alır ileriye taşır, yeni icatlar yapar. Biz kalktık, bir barış bildirisi yayınladılar diye üniversitelerden birinin üstünde akademisyenin görevine son verdik. Bu mudur kişinin hak ve hürriyetlerini sınırlayan siyasi, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmak? Yoksa yeni engeller mi geliyor? Söyleyeceğimiz her şeyin hukuksal temeli var. İnsan hakları temeli var. Söyleyeceğimiz her şeyin karşılığı var. Çünkü insan için söylüyoruz biz bunları. Benim gibi düşünmeyen insan için de söylüyoruz. Bizim gibi davranmayan insan için de söylüyoruz. Bu hakların hepimize tanınması lazım. Bakın Selahattin Demirtaş niye hapiste? Osman Kavala niye hapiste? Sırtı kalın olanlar FETÖ'den, sırtı kalın olanlar, akrabası, dayısı olanlar, siyasetçiden hepsi dışarıda. Askeri öğrenciler hapiste. Niye hapiste? Yani gidip de Cumhurbaşkanı'nın avukatlarına milyon dolarları ödeyip gelebilirim davamı mı aldı isimler? Para yok bunlarda o kadar. Cumhurbaşkanı'nın avukatlığını yapanlara savcılar sigara tablası taşıyorlar küllerini oraya döksün diye. Böyle bir rezaleti Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yaşamadık. O zaman hepimizin düşünmesi lazım. Bu tablo bizim kaldıracağımız türden bir tablo değildir. 21. yüzyılın tablosu değildir. Bunları değiştirmek zorundayız. Bir başka yine aynı madde. Anayasa. İnsanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamak. İktidar devleti yönetirken insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamak zorundadır. Hangi maddi açıdan gerekli şartları hazırladı? Söyledim, kişi başına gelir düştü. Manevi açıdan bakın. Manevi dünyamızın ne kadar büyük sorunlarla karşılaştığını bunların zamanında gördük. Nedir o dünya? Ahlak üzerine, erdem üzerine, adalet üzerine inşa edilir manevi dünyamız. Adalet yoksa bir şey yoktur. Liyakat yoksa bir şey yoktur. Erdem, bilgi, akıl bunların hepsinin olması lazım. İlim Çin'de bile olsa gidin öğrenin diyen bir sevgili peygamberimiz var. İlmi yok ettik. Devletin dini adalettir diyen bir Hazreti Ali var. Devletin dini adalet olmaktan çıktı, adaletsizlik oldu. Hepimizin düşünmesi lazım. Manevi dünyamızı zenginleştireceğiz. Ya arkadaş, adalet olmadığı zaman nasıl yapacağız biz bunu? Adam yurt dışından tonlarca kokain getiriyor. Yakalanıyor. Ya dava açacak savcı yok memlekette. Dava açacak savcı yok. Saraya bakıyor, acaba dava aç dese açacak, açma dese açmayacak. Şu soruyu hep biz kendimize sormak zorundayız. O savcılar bir suç unsuru hakkında neden dava açmıyorlar? Neden açamıyorlar? Çünkü yeraltı dünyasıyla siyasetçiler arasında parasal ilişki var. Parasal menfaat ilişkisi var. Dava açmayacaksın diyor. Savcı korkudan dava açamıyor. Yani bunların adı Cumhuriyet Savcısıydı. Eğer bir yerde savcı Cumhuriyet Savcısı olmaktan çıkıp sarayın savcısı oluyorsa dava açamaz zaten. Açma şansı da yoktur. Hangi manevi değerimizi koruduk biz şimdi? Yolsuzluklar diz boyu. Hırsızlıklar diz boyu. Şimdi ben bütün kardeşlerime seslenmek isterim. Ya hangi ülke, bana bir ülke gösterin. Rüşvet alan bir adam Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil etmek üzere bir yere büyükelçi tayin edilsin. Ya aklın alacağı şey değil.
aklını alacağı şey. Dün Sözcü gazetesinde vardı. Bir bakanın iki yardımcısı 111 suç işlemiş. 111. Hapse girip çıkmışlar. Şimdi ikisi de bakan yardımcısı. Böyle bir Türkiye'yi hiç aklımızı, böyle bir Türkiye aklımızın ucundan bile ucuna bile gelmez. Yani düşünemezdik böyle bir Türkiye'yi. Suçlu bir adam olur mu? Bakan yardımcısı. Nasıl oluyor? Hangi güç getiriyor buraya? Bunun üzerinde durmamız lazım değerli arkadaşlarım. Bakın bu devlette, bu hükümette İçişleri Bakanı çıktı dedi ki bir adam, bir siyasetçi her ay 10 bin dolar rüşvet alıyor. Ben söylemiyorum. Siz de söylemiyorsunuz. Siz de söylemiyorsunuz. Bu ülkenin İçişleri Bakanı söylüyor. Bir siyasetçi her ay yeraltı dünyasından, mafyadan 10 bin dolar rüşvet alıyor. Dava açan var mı? Yok. Soran var mı bizim dışımızda? O da yok. Devleti yöneten ne olması lazım? Derhal soruşturma açması lazım, değil mi? Böyle bir rezalet olmaz demesi lazım. Siyasetin kirlilikten arınması lazım. Ne demek siyasetçi 10 bin dolar her ay rüşvet alacak? O zaman bu siyasetçi millete hizmet değil, yeraltı dünyasına, mafyaya hizmet ediyor demektir. Ses çıkaran oldu mu? Olmadı. Ben özellikle AK Parti'ye oy veren kardeşlerime de seslendim. Böyle bir rezaleti onların da çekmesi mümkün değil. Onların da buna itiraz etmesi lazım. Onların da evlatları var ve onlar da güzel bir Türkiye'de yaşamak istiyorlar. Böyle bir rezaletle karşı karşıyayız. Serik Belediye Başkanı, AK Partilidir. İki bakan var. İki bakan toplantı yapıyorlar. Vali var. AK Parti'nin, MHP'nin milletvekilleri var. 500 bin liralık bir rüşvet olayı gündeme geliyor. Serik Belediye Başkanı, AK Partili Başkan diyor ki ya iki bakansınız burada. Sizin haberiniz var ve buna ses çıkarmıyorsanız yazıklar olsun diyor ve toplantıyı terk ediyor. Bakanlar gene yerinde. Vali gene yerinde. Herkes yerli yerinde. Kimse bir şey söylemiyor. Hiç kimse. Savcıya şikayet edildi. Dosya. Savcı korkudan kapağı bile açamıyor. İki bakanın önünde söyle. Ya eskiden olsa bunların her birisi ayrı bir hükümet devirirdi. Düşünün toplum nereden nereye kadar bir yozlaşma zinciri içine sokuldu. Değerli arkadaşlarım. Ne yapacağız? Benim size sözümdür. Bu topluma sözümdür. Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda ilk bir hafta içinde bu barış akademisyenlerin tamamını yeniden üniversitedeki görevlerine iade edeceğiz. Hiç ya. Kesin alacağız. Ya kardeşim oraya. Ne demek ya? Üniversiteden atılır. Farklı düşünceden oldu diye üniversiteden mi atılır bir adam ya? Böyle bir rezalet mi olur? Buna izin vermeyeceğiz. Kesinlikle ırkçılığı bitireceğim. Kesinlikle. Herkesin kimliği kendi şerefidir kardeşim. Irkçılık üzerinden siyaset olmuyor. Herkesin kimliği. İnanç üzerinden, inanç üzerinden, kimlik üzerinden, yaşam tarzı üzerinden siyaseti bitireceğim. Yok kardeşim. Ha geçmişte bizim kabahatimiz vardı. Vardı tabii. Ben desem ki bizim hiç kabahatimiz yoktu. Ya ne kadar güzel gidiyor. Yok. Bizim kabahatimiz vardı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim kabahatimiz vardı. Toplumdan uzaklaşmıştık. Halktan yabancılaşmıştık. Şimdi onu yapmıyoruz artık. Değiştik. Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bunu rahatlıkla ifade edebilirim. Her kesime gidiyoruz, her kesimle de konuşuyoruz. Devleti cam gibi, cam gibi şeffaf yapacağım. Cam gibi. Bakınız hepiniz vergi ödüyorsunuz. Hepiniz. Vergi dairesinde kaydınız olsun ve olmasın. Bu su içtiğiniz zaman vergi ödüyorsunuz. Simit aldığınız zaman vergi ödüyorsunuz. Çocuk doğduğu andan itibaren vergi verir. Altına bez alırsınız, vergi ödersiniz. Nereye gidiyor bu paralar? Nereye harcanıyor? Demokrasinin çıkış noktası vatandaşın siyasi iktidara dönüp benim vergimi nereye harcadın? Ey hükümet demesiyle başlamıştır. Demokrasinin çıkış noktası budur. Daha biz bu soruyu sorar noktaya gelmedik. Havaalanları yapıyorlar. Güzel yapın. Soruyorum kaça yaptınız bu havaalanı? Vay siz havaalanına karşısınız. Ya kardeşim biz karşı değiliz. Sen bunu kaça yaptın? 1 liralık işi 10 liraya mı yaptın?
1 liralık işi 100 liraya mı yaptın? Kaça yaptın? Bize anlat. Benim sonunda bunun parasını ben ödüyorum. Fakir fukara ödüyor. Efendim bu devlet sırrıdır, açıklanmaz. Ya bütün dünyada açıklanır da sen niye açıklamıyorsun? Köprü yaptı, kaça yaptın? Cevap yok. Hastaneler yaptı, kaça yaptın? Cevap yok. Ticari sırdır, gizli sırdır. Yok bunlar. Bunların tamamını değiştireceğim. Allah'ın izniyle devleti cam gibi saydam. Kardeşim kaça yaptın? İhale yapıyorsun, aynı adama veriyorsun. İhale de yapmıyorsun. Çağırıyorsun adamı. Kardeşim bu iş senin diyorsun. Bir başkasını çağırıyorsun, bu iş senin. Peki nesin? Senin bu iş, üstünü de götürüp şuraya şu kadar para vereceksin. Böyle devlet yönetilmez. Böyle bir devlet yönetilmez. Hani yeri geldiği zaman söylüyoruz. Kul hakkı yemek en büyük günahtır. E güzel. E kul hakkı yemek en büyük günahsa kul hakkı yiyenlere neden oy veriyoruz o zaman? O günah ortak olmuyor muyuz? Günah ortak oluyorsun o zaman. Verme onlara oy kardeşim. Kul hakkı yemeyene oy vereceksin sen. Adalette olana oy vereceksin sen. İnsan gibi davranana oy vereceksin sen. Bu olmadığı takdirde olmaz ki. Gerçek anlamda demokrasiyi getireceğim. Gerçek anlamda. Her türlü düşünce, hakaret hariç, kin öfke hariç, her türlü düşünce özgürce tartışılacak. Niye tartışılmasın kardeşim? Tartışılacak ya. Ya kitabımız bile, Kur'an bile diyor ki, Kur'an-ı Kerim, aklınızı kullanmıyor musunuz diyor. Üç ayrı yerde. Aklı kullanmak zaten bizim görevimizdir. Yüce Yaradan'ın bize verdiği en değerli şey akıldır. Aklı kullanacağız. Aklın kullanılması ne demektir? İstişare demektir aynı zamanda. Oturup konuşmak demektir. Akıl akıldan üstündür demektir. Bir devletin yönetimini bir kişiye teslim edemezsiniz. Mümkün değildir zaten. Bu batağa sürükler Türkiye'yi. Bir ailede bile bir kişiye bütün yetkiler verilmez. Karı koca vardır. Çocukları varsa, yaşı kemale ermişse, belli bir yaşa gelmişse, bir daire alırlarsa oturup konuşurlar. Ya bu daireyi alalım, almayalım. Araba alırlarsa oturup konuşurlar. Ya arabaya hangisini alalım, şunu mu alalım, bunu alalım. Yani bir konuşurlar, bir tartışırlar. Veya kendilerini aşan bir olay olur, gider daha büyüklerine danışırlar. Gider efendim kanaat önderlerine danışırlar. Böyle bir sorunumuz var vesaire falan. Ya istişare bu işin temelidir zaten. İstişareyi yok ettik. Her şey bir kişiye bağlı. Bakan görüyorsunuz. Açıklama yapacak yangınla ilgili. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla. Ne talimatı kardeşim? Ya yangını söndürmek senin görevin kardeşim. Talimat olsa da olmasa da zaten. Talimat gelmese yangını da söndürmeyecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bilmem şunu yapıyorum. Kardeşim o senin zaten görevin. Yapacaksın. Talimat gelmese yasanın öngördüğü görevi de yerine getirmeyecek. Böyle bir devlet anlayışı olmaz. Değiştireceğim. Sığınmacılar. En temel sorunumuz şu anda. Söyledim. Suriyeli kardeşlerimi, ırkçılık yapmadan, onların hakkını yemeden, onları evlerini, yollarını, okullarını, hastanelerini, kreşlerini yaptıktan sonra memleketlerine göndereceğim. Hiçbir tereddütüm yok bu konuda. En geç 2 yıl içinde bunu yapacağım. Kendi ülkelerine gitsinler kardeşim. Yolun mu var? Buyur sana. Evin mi var? Buyur sana. Diyorlar ki gitmezler. Oturacağız bununla ilgili. Bu dış politikayı 180 derece değiştireceğim. Bu dış politika Türkiye'nin başına bela. Birilerinin talimatıyla dış politikayı oluşturuyorlar. Niye birilerinin talimatıyla oluşturuyorsunuz? Suriye'yle niye kavga ediyoruz? Niye birbirimizi öldürüyoruz? Bakın Suriye gerçeğine bakalım. İki taraf var değil mi? İki taraf. İki tarafta Müslüman mı? Müslüman. İki tarafta birbirini nasıl öldürüyor? Allah Allah diye. O da Allah Allah, bu da Allah Allah. Ellerindeki silahlar egemen güçlerin. Niye buna izin veriyoruz? Neden izin veriyoruz? Oturacağız Suriye ile barışacağız. Büyükelçiliği göndereceğiz. Onlar da gönderecekler. Buradan gidecek olan Suriyelilerin can ve mal güvenliğini sağlayacağız. Onları şöyle veya böyle şiddetin ortasına atmayacağız. Kardeşim kendi. Ayrıca biz kendi iş adamlarımıza diyeceğiz ki gidin kardeşim Anteplilere, sanayiciler. Gidin kardeşim orada yeni fabrikalar kurun. Bütün Suriyeliler gitsin o fabrikalarda çalışsınlar. Hepsi üretsinler. Mallarını gerekirse biz satın alacağız. Efendim bu olmaz. Niye olmaz kardeşim? Niye olmaz? Yapacağım.
İki yıl, en geç iki yıl içinde ben bunu yapacağım. En geç yetki verirseniz, en geç iki yıl içinde yapacağım. Hepsi. Şimdi Afganistan'dan geliyorlar. Sürüler halinde geliyorlar. Binlerce kişi geliyorlar. Kimden talimat aldılar? Tartışma bir tweetimle başladı. Bir tweet attım. Biden'la Erdoğan konuşuyorlar. Erdoğan'ın yanında bir kadın kardeşimiz var. Tercüme işini o yapıyor ama dışişleri mensubu değil. Devletin geleneği şöyle, 27,5 yılını devlete veren, artı pek çok uluslararası sözleşmeye de katılan bir kişi olarak. Devletin geleneği şöyleydi. Bizim zamanımızda. Giderdik, heyetler karşılanırdı. Bizi götürürlerdi otele. Ertesi gün heyetler karşılıklı otururdu. Bizim bayrağımız olurdu, onların bayrağı olurdu. Heyet başkanları karşılıklı otururdu. Dışişleri Bakanlığı'ndan bizden bir kişi olurdu. Bizim Dışişleri Bakanlığı'ndan. Onların Dışişleri Bakanlığı'ndan da birisi olurdu. Görüşmeleri onlar raporlarlardı ve Ankara'ya gönderirlerdi. Şimdi devletin geleneği budur. Bütün dünyada devletlerin geleneği budur. Dışişleri Bakanlıkları devletin dış politikasını belirlemezler. Oradaki bütün hareketleri, görüşmeleri alırlar, raporlarlar buraya. Bizde ise Dışişleri Bakanlığı tamamen devre dışı bırakıldı. Erdoğan Biden'la yaptığı görüşmede Afganların Türkiye'ye gelmesini kabul etti. Sonra bunu gizlediler uzun süre. Bir baktık, Amerika Birleşik Devletleri'nden bir yetkili açıklama yaptı. Afganlıların kendileri Afganistan'dayken kendilerine yardım eden Afganlarla işbirliği yapmışlar. O işbirliği yapan Afganlardan 1 milyon kişi gelecek. Bunlar Türkiye'ye gelecekler. Türkiye'de bir süre kalacaklar. Türkiye demiyor, üçüncü ülke diyor. Kalacaklar orada ve bir süre sonra bunların içinden seçecekler, bazılarını götürecekler. Diğerleri bizim başımızda kalacak. Niye kardeşim? Burası sömürge deposu mu? Burası sığınmacı deposu mu? Efendim onlar bize para vereceklermiş. Ne diyor Erdoğan? Efendim finans işini ayarlarsak kabul edeceğiz. Ediyoruz. Ne demek finans işini? Köleliği parayla mı yapacaksın arkadaş? Devletin itibarını, devletin saygınlığını parayla mı satacaksın? Şimdi geliyorlar, yeni açıklamalar yapıldı. Bakın, daha ABD Dışişleri Sözcüsü'nün yaptığı açıklama. Türk müttefiklerimizle en üst düzeylerde dahil olmak üzere, yani Erdoğan da dahil olmak üzere, tartıştığımız bir konu Afgan mültecileri. Başkan Biden tabii ki bunu muadili Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Dışişleri Bakanlığı bunu çeşitli düzeylerde tartıştı. Şimdi esas olarak Savunma Bakanlığı'nın öncülük ettiği bir tartışma var. Her zaman yaptığımız gibi bu tartışmaları gizli tutuyoruz. Ancak Türkiye'nin önemli bir rol üstlenme konusundaki istekliliğini takdir ediyoruz. İlla bize Kabil'e bizi gönderin. Gideceğiz orada, efendim Taliban'da biz mücadele edeceğiz. Sana ne kardeşim ya? Sana ne kardeşim? Bakın, gencecik insanlar Afganistan'dan çıkıyorlar. 2400 kilometre yolu aşıyorlar. Türkiye'ye geliyorlar. Türkiye'de yerleşiyorlar. Otobüslerle, tırlarla geliyorlar. Sözde sınır kapınız kapalı değil mi? Hikaye o kapı kapalı, bütün sınır açık. Devletin gözetiminde, yani bu hükümetin gözetiminde geliyorlar tamamı. Yerleştiriliyorlar. İçlerinde bir kadın yok, bir çocuk yok, bir fakir yok, bir yaşlı yok. Hepsi genç. Askerlikten yeni gelmiş gibi. Peki biz ne yapıyoruz bunun karşılığında? Oradan kaçanlar buraya geliyor. Biz de diyoruz ki pırıl pırıl evlatlarımıza, gençlerimize, siz de gidin Kabil'e. Niçin? Orada savaşın. Onlar buraya çalışmaya, biz oraya ölmeye gidiyoruz. Niçin? Hangi akıl bunu kabul eder? Hangi mantık bunu kabul eder? Ki bizim Afganistan'la tarihsel dostluğumuz var. Biz Afganistan'ın kendi iç işlerinde barış için girebiliriz. Tarafları barıştırabiliriz. Ama kavganın parçası olmak son derece yanlıştır. Bütün Afganistan'ı karşımıza alırız. Bütün Afganistan'ı. Bunu söylüyorum. Bu yanlış bir politikadır, bedeli çok ağırdır. Ha Erdoğan istiyorsa bizim evlatlarımızı değil, kendisini bir ara havaalanında
neydi? Karşılayan gençler vardı. Kefen yiyen gençler vardı. Onları göndersen onlara bir şey deme. Madem ölümü göze almışlar Erdoğan için, gitsinler Afganistan'a. Onları göndersin. Eğer gidiyorlarsa. Ama bizim askerimizi göndermez. Niçin gidiyorlar? Suriye'de başımıza gelen var. Şimdi Afganistan var. Daha gelecekler. 1 milyondan daha fazla gelecek. 2400 kilometrelik yolu aşıp Türkiye'ye gelecekler. Oturup İran'la konuşmuyor. Ya arkadaş sen bunu niye gönderiyorsun demiyor. Geri yani İran'a iade edebilir uluslararası sözleşmeye göre. Onu da iade etmiyor. Türkiye'nin başına önümüzdeki süreçte büyük felaketler gelebilir. Büyük iç çatışmalar olabilir. Hepimiz sakin olmalıyız. Hepimiz. Karıştırmak isteyebilirler Türkiye'yi. Sakin olmalıyız. Bunları demokratik yollarla göndermek zorundayız. Sandığa gideceğiz ve bunları göndereceğiz. Sonra Türkiye'ye huzuru getireceğiz. Bunu yapmak zorundayız. Diyorum ya 180 derece dış politikayı değiştireceğim. Biz dış politikayı barış üzerine inşa edeceğiz. Yani. Niye kavga ediyoruz? Suriye ile Irak'ta kavga etmediğimiz kimse kalmadı. Mısır'la bile kavga ettik. Niye kavga ettin Mısır'la kardeşim? Tarihsel bağlarımız vardı. El-Ezher Üniversitesi'nin şeyhine hakaretler ettiler. El-Ezher Üniversitesi'nin Orta Doğu'da özel bir ağırlığı vardır. El-Ezher Üniversitesi'nin Mısır için çok önemli bir ağırlığı vardır. Şimdi siz kalkıyorsunuz, hakaret ediyorsunuz. Sindiremez bunu. İlk ne yaptılar? Ro-Ro seferlerini iptal ettiler. Şimdi yalvarıyorlar barışalım diye. Yok diyor. Benim şartlarımı kabul edersen barışırım diyor. Geldiğimiz nokta bu yani. Geldiğimiz nokta bu. Efendim, tüketen değil, üreten Türkiye olmak zorundayız. Sabah bir yere kahvaltıya gitmiştik. Şimdi bakın değerli arkadaşlar. Samanı, buğdayı, baklayı, bamyayı, eti, canlı hayvanı, yemi, fideyi, her şeyi dışarıdan ithal ediyoruz. Niçin? Neden? Biz niye üretmiyoruz? İnsanımız var, çalışkan. Taşı sıksa suyunu çıkaracak. Ama öyle bir fiyat vermişsiniz ki her şeyi dolara bağlamışsınız. Çiftçinin ürettiği de dolara tabi değil. Dışarıdan buğday getirirken 100 dolar verirken kendi çiftçinize 100 lira veriyorsunuz. Arada dağlar kadar fark var. Ekemiyor çiftçi. Üretemiyor çiftçi. Aynı şekilde diğer alanlarda da büyük sıkıntılarımız var. Bunu aşmamız lazım. Doğu ve Güneydoğu için bu bölge dahil. Bakın Van bu bölgenin çok önemli bir merkezidir. Olağanüstü güzel bir coğrafyası vardır. Van Denizi vardır. Ben Van Denizi dedim de Erdoğan bir ara kıyamet koparmıştı. Vay orası göldür sen nasıl deniz dersin. Vanlılar buraya Van Denizi diyor kardeşim. Ben de Van Denizi diyorum. Van Denizi var. Evet Van Denizi var. Deniz gibi görkemli, güzel, sodalı, olağanüstü güzel bir tabiatı var buranın. Coğrafyası olağanüstü güzel. Vadileri var, efendim ovaları var. Olağanüstü güzel. Bu bölge için cazibe merkezleri oluşturup bu bölgelere özel ağırlık getirmek lazım. Buralar için özel yasalar çıkması lazım. Buralara özel yatırımların yapılması lazım. Ve insanların burada kazanması, burada geçinmesi, efendim dünyanın her tarafına rahatlıkla seyahat edebilmesi, gelir düzeyini artırmamız lazım. Bunlar yapılabilir mi? Yapılabilir. Sen gidip İstanbul'a kanal yapacağına, milyar dolarlar oraya harcayacağına, Van var kardeşim, Şanlıurfa var kardeşim, Kars var, buralar var. Niye buraları? Dışarıdan et alacağına, ya biz bir ara Türkiye Orta Doğu'yu besliyordu. Orta Doğu'yu besliyordu yani. Şimdi kendimizi besleyemez hale geldik. Bunların değişmesi lazım. Ve toplumsal barışımızı sağlayacağız. Bakın size dağıttığımız 2. yüzyıla çağrı beyannamesinin 2. maddesinde Kürt sorunun çözümüyle ilgili hedefimiz var. Bu sorunu çözmek zorundayız. Beraber çözmek zorundayız. Kavgayla falan değil. Akılla mantıkla çözmek zorundayız. Çözümün adresini de söyledim. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Oraya oturacağız, bu sorunumuzu çözeceğiz. Birlikte çözeceğiz. Artık acılara katlanmak zorunda değiliz. Beraber, birlikte, akılla, mantıkla bir araya geleceğiz. Var olan sorun varsa oturup çözeceğiz. Bu konuda yüzlerce kitap var. Akademisyenler var, araştırmacılar var. Her şey var. Her yollar önermişler, başka şeyler. Ben, Sezgin Bey burada mıydı bilmiyorum az önce. Evet. Mesela diğer ülke, evet burada. Diğer ülkeler buna benzer sorunları nasıl çözmüşler? Arkadaşlarımı görevlendirdim, oraya gidin. Ya
Bu işi İngiltere nasıl çözmüş, Güney Amerika nasıl çözmüş, diğer ülkeler nasıl çözmüş, biz de çözelim. Yani biz de bakalım nasıl çözmüşler, İspanya nasıl çözmüş, biz de benzer şekilde çözelim. Çözeceğim, bunu da çözeceğim. Bu ülkeye huzuru getirmek zorundayız ve getireceğim. Getirmek zorundayız. Tek istediğim bana güvenmeniz. Benim saraylarda oturmak gibi bir niyetim yok. Halk gibi yaşamak istiyorum. Vatandaş gibi yaşamak istiyorum. Benim öyle çoluk çocuğum yok o işte, yok bu işte, yok şu vakıfta, yok öyle bir şey de yok. Hep beraber siz nasıl yaşıyorsanız biz de öyle yaşıyoruz. Evimizi huzur içinde yaşıyoruz. Öyle milyar dolarlarım olsun. Yok kardeşim. Hiç istemedim. Hayatım boyunca da istemedim. Milletvekilliğine girdiğim gün karımın yüzüğü dahil hepsini internet sitesine koydum. Benim mal varlığım budur dedim arkadaşlar. Hepsi alın teriyle kazandığım mal varlığıdır. Ama bir ülkenin cumhurbaşkanı mal varlığı dolayısıyla tehdit ediliyorsa, bak bizi kızdırma yoksa senin mal varlığını açıklarız diyorlarsa, o kişi artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti için milli güvenlik sorunu haline gelmiş demektir. Bunun bilinmesi lazım. Şimdi değerli arkadaşlarım, biraz sonra sizler soracaksınız, ben cevap vereceğim. İkinci bölümde sizden isteğim şu: aklınıza gelen her soruyu sorun. Ya acaba bu soruyu sorsak genel başkan üzülür mü? Üzülmem. Efendim bu soruyu sorarsak genel başkan kızar mı? Kızmam. Niye kızayım? Aklınıza gelen soruları sorun. Bir şeye inanmanızı istiyorum. Büyük bir samimiyetle cevap vereceğim her sorunuza. Dolayısıyla ama belli bir süremiz var tabii. Yorum yapmamanızı, soru sorarsanız benim için daha iyi olur. Çünkü ben de ona göre daha fazla arkadaşı soru sormasına da imkan sağlamış oluruz. Toplantıyı il başkanımız yönetecek. Hepinizin huzurunda il başkanımıza da ve onun arkadaşlarına da yürekten teşekkür ederim. Sağ olun, var olun arkadaşlar.